Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri harika bir eseri olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde, yani 25. sözde, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihle harika, 40 vecihle mucize olduğunu ispat ederek onun misallerini paylaşmış bu dersinde. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu 40 vecih mucize keyfiyetinden bu akşam 5. noktada beyanındaki beraattir. Bundan bahsedecek. Anlatıp tarzındaki beraat. Ne demek beraat? Yani tefevvuk, üstün anlatım tarzı, metanet ve haşmet, yücelik manaları varmış Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu 40 mucize keyfiyetinden birisi olarak. Nasıl ki nazmında cezalet yani açık sözlülük, anlaşılır ifade anlamında, lafzında fesahat, manasında belagat, yani halin icabına uygun en güzel söz söyleme keyfiyeti, üslubunda bedaat, eşsiz güzellik var. Beyanında dahi faik, üstün bir beraat, haşmet vardır. Evet, tergib, terhip, yani rağbet uyandırmak ya da insanları yanlıştan korkutmak. Medih ve zem, methetmek ve zemmetmek. İspat ve irşat, ifham ve ifham gibi. Bütün aksam-ı kelamiyede, bunlar tabii edebiyatta daha çok kullanılan kelimeler. Yani ifham demek, anlatma, bildirme, ifham, o uzun olan ifham ise bir şeyi delilleriyle ispat edip karşı tarafı susturma anlamındaymış. Bu tür kelamın kısımlarında ve tabakat-ı hitabiyede, hitap tabakalarında, beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'daki beyanlar, ifadeler, anlatım tarzı en yüksek mertebededir. Onun için mucizedir. Onun için Kur'an'ın bu anlatım tarzına kimse ulaşamıyor, taklidini yapamıyor, benzerini getiremiyor. Mesela makamı tergit ve teşvikte insanların rağbetini uyandırmak ve teşvik etmekte hadsiz misallerinden mesela Sure-i Hel Ete Alel İnsan'da beyanatı. Yani insan üzerinden öyle bir devir geçti ki diye başlayan İnsan Suresi var. Onun birinci ayeti beyanatı ve gelen ayetler Ab-ı Kevser, cennetteki Kevser suyu gibi hoş. Selsebil çeşmesi gibi selaset de akar. Yine selsebil, cennette akan çeşmelerin adı. Onlar gibi çok selis bir şekilde akıyor. Kulağa zemzem suyu gibi hoş geliyor. Cennet meyveleri gibi tatlı, huri libası gibi güzeldir. Üstad Hazretleri'nin bu beyanları da İnsan Suresi'ndeki Cenab-ı Hakk'ın kelamının elbisesini giymiş. Onların biraz meali gibi. Öyle insanın kulağına hoş gelen ifadeler kullanmış. Makamı terhip ve tehditte insanları yanlıştan vazgeçirmek için korkutmak meselesinde pek çok misallerinden mesela Hel eteke hadithul gâşiye, yani dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi diye başlayan Gâşiye suresi var. O surenin başında beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'daki beyanlar, açıklamalar, izahlar, ehli dalaletin simahında, yani kulağında kaynayan
rasas gibi. Allah Allah. Eritilmiş kurşunu kafirlerin kulağına azap olarak Allah cehennemde dökecek ya. İşte o oradaki anlatılanları üslup olarak üstad burada kullanıyor. Dimağında yakan ateş gibi, damağında yanan zakkum gibi, cehennemdeki zakkum ağacının o zehirli acı meyvesi gibi, yüzünde saldıran cehennem gibi, midesinde acı dikenli dari gibi tesir eder dari dikeni. Allah Allah. Yani bu dünyada kafirler, zındıklar, münafıklar, imanla, Kur'an'la, Allah'la, peygamberle savaşanlar, yani cehennemde başlarına gelecekler orada anlatılıyor. Hem de şu üslubu beyan, buradaki üstadın kendi anlatımı da o surenin mealinin libasını giymiş. Cenab-ı Hak orada da cehennemde onların başına geleceklerini bu şekilde anlattığından üstad da aynı üslubu takip etmiş burada. Evet, bir zatın tehdidini gösteren cehennem gibi bir azap memuru öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması ve tekâdü temeyyizü minel gayb söylemesi, söyletmesi, o zatın terhibi, korkutması ne derece dehşetli olduğunu gösterir. Yani Mülk Suresi'nin 8. ayetinde bu ifade geçiyor. Tekâdü temeyyizü minel gayb, cehennemi nazara veriyor ayet-i kerime. Neredeyse öfkeden parçalanacak diyor cehennem. Kafirlere bir an evvel azap vermek için öfkesinden neredeyse parçalanacak. Kafirlere o kadar öfkeli cehennem. Yani Allah'ın öfkesinin tezahürü olarak cehennem, dinsizlere, kafirlere, münafıklara, bir de aşırı günahkar müminler de tabii cehennemi görecekler ya, onlara cehennem böyle dehşetli saldıracak. 10. sözün 9. hakikatinde, 22. sözün 6. lemasında ispat ve izah edildiği gibi, her bahar mevsiminde ihya-i arz, kıştan sonra baharda dünyanın dirilmesi keyfiyetinde 300 bin tarzda haşrin numaralarını nihayet derecede girift birbirine karıştırdığı halde nihayet derecede intizam ve temyiz ile nazar-ı beşere gösteriyor ki bunları böyle yapan zata haşir ve kıyamet ağır olamaz. Ben yanlışlıkla bir arka sayfayı açmışım. Bağlantı kuramadığım için atladığımın farkına vardım. Şimdi tekrar asıl sayfaya geliyorum. Makam-ı metin, şimdi tehdit, korkutmak ayetine örnek verdik de, hemen arka sayfada makam-ı metin binler misallerinden Cenab-ı Hakk'ı methetmek makamında, başında elhamdülillah olan 5 surede beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'daki beyanlar, ifadeler, güneş gibi parlak, haşiye, şu tabiratta o surelerdeki bahislere işaret var diye, üstad buradaki üslup, Kur'an surelerindeki bahsi geçen ayetlerin üslubunu giymiş diyor. Yıldız gibi zinetli, süslü, semavat ve zemin gibi haşmetli, melekler gibi sevimli, dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli, ahirette cennet gibi güzeldir Kur'an'daki beyanlar, anlatım tarzları. Makam-ı zem ve zecirde, yani yapılan yanlışın kötülenmesi meselesinde, aynı zamanda tehdit etmek meselesinde, binler misallerinden mesela, bismillah, اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَى. Allahu Ekber. Şimdi Hucurat Suresinin 12. ayet-i kerimesi bu okuduğum. Mealen Türkçe kısaca şöyle. Sizden biri
ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Allah Allah. İnsanın yaptığı yanlışı Cenab-ı Hak çok tehdit edici bir şekilde o fiili kötülüyor. Bakalım neymiş? Bu ayette zemmi 6 derece zemmeder. Yani zemmetmek insanı arkasından kötülemek. Yani gıybet etmek. Gıybetten 6 derece şiddetle zecreder. Tehdit eder. Yasaklar yani. Zecretmek, yasaklamak, şiddetli yasaklamak. Şimdi bu ayetin biraz tahlilini yapıyor Bediüzzaman. Şöyle ki, malumdur ayetin başındaki hemze, e yuhibbüküm diyor ya, oradaki e, hemze var orada. O hemze ile bu sormak manasındaymış hemze de. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. İşte birinci hemze ile der. Aya acaba demek. Acaba. Sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? Allah Allah. Siz nasıl bu gıybetin bu kadar kötülüğünü idrak edemiyorsunuz? Ve çok kolaylıkla insanların gıybetini yapıyorsunuz. Siz aklınız yok mu? Kafanız hiç çalışmıyor mu? Basmıyor mu? Acaba işte böyle sorguluyor insan aklını. İkincisi yuhibbu lafzı ile der. Aya yani acaba sevmek, nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur nefret edilecek bir işi sever? Siz gıybeti nasıl bu kalbiniz bunu kabul ediyor da olmayan bir kardeşinizin arkasından iki kişi, üç kişi, dört kişi toplanıp o kardeşinizin arkasından konuşuyorsunuz, gıybetini yapıyorsunuz. Sizin kalbiniz çürümüş mü? Ayet soruyor. Üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye, yani sosyal hayatınız ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli, yani gıybet yapmayı kabul eder. Dördüncüsü, en yeküle lahme kelam ile der. İnsaniyetiniz, insanlığınız ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz? Allah Allah. İnsan ölmüş bir kardeşin etini, cenazesi orta yerde, onun etini insan ısırıp koparıp yer mi ya? Gıybet öyle bir şeymiş baksana. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der. Hiç dikkat-i cinsiyeniz, yani insanlara acıma duygunuz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs manevisini insafsızca dişliyorsunuz? Hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Ya. Altıncısı, meyten kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşine karşı etini yemek gibi en müstekre, en çirkin bir iş yapılıyor? Demek zem ve gıybet aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmumdur. Kötü bir fiildir yani. Rahmetle hatırlayalım. Merhum Mehmet Kutlar abi, çok hatıralarımız oldu kendisiyle. Ara sıra söylerdi. Ya Samu kardeş, eğer ben cennete gidecek olursam benim gıybetimi yapan adamlar sayesinde gideceğim derdi. Hep günahlarımı alıyorlar. Evet, Kutlar abi çok iş yapan adamdı. İş yapan adam da takdir de edilir, tenkit de edilir. Hiç kimse senden bahsetmesin.
kimse aleyhinde konuşmasın istiyorsan otur evinde, etliye sütliye karışma. Adın da sarın da hiç duyulmaz zaten. Kimse de senin gıybetini yapmaya tenezzül etmez. Sende bir şey yok ki. Çalışan adam, iş yapan adamın dostu çok olur. Ama düşman da çok olur. Seveni çok olur. Haset eden de çok olur. Ne yapsın adam şimdi? Yani benim aleyhimde konuşacaklar, gıybetimi yapacaklar diye evine otursun, hiçbir şeye karışmasın mı? Öyle şey olur mu ya? Hayat geçiyor, ömür bitiyor. Yıldırım hızıyla kabre doğru yakınlaşıyoruz. Ahiretname hesabında, ihlas dairesinde, Allah'ın rızası dairesinde ne yaparsak kârdır deyip dokuzuncu vites tam gaz çalışmak lazım. Birileri seni kıskanıyor, haset ediyor, aleyhinde konuşuyor, gıybetini yapıyor. Senin piyasadan silmeye çalışıyor, ayağını kaydırmaya çalışıyor. Ne yapalım? Hiç umurumda bir olmaz. Allah'ın rızasından başka umur edeceğin bir şeyin olmaz. Hizmete devam. Ne olursa olsun ya, Allah Allah. Gıybet edenlere bir de teşekkür etmek lazım. Niye? Günahını alıyorlar ya. Rica etsen, yalvarsan günahını almaz. Ne güzel işte, gıybetini yaparak, aleyhinde dedikodu yaparak senin bir ton günahını sırtlanıyorlar. Teşekkür etmek lazım gıybet yapanlara bir de. Bir de acımak lazım. Yazık. Kendi amellerini yakıyorlar demek lazım. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ateş odunu yiyip bitirdiği gibi gıybet de salih amelleri öylece yer bitirir. Hem karşı tarafın günahını sırtlanırsın, yüklenirsin, hem de salih amellerin elinden uçar gider. Ya işte bak, nasıl ki şu ayet icaz kerane veciz bir tarzda altı mertebe zemmi zemmetmekle, gıybeti kötülemekle İyocaz kerane altı derece o cürümden zecreder. Yani Bediüzzaman Hazretleri yanında katiyen insanların gıybetini yaptırtmazmış, susturulmuş zaten. Bırak insanları, hayvanlarını bile gıybetini yaptırmaktan men edermiş. Molla Hamid II diye Vanlı bir talebesi var. Erek Dağı'ndan üstadla beraber Van'a gelirken Çorovan isteği bir köy var. Oradan geçecekler. Molla Hamid abi üstadın yanında 5-6 tane iri iri köpekler havlayarak bunların üstüne doğru geliyorlar. Şimdi Molla Hamid abi genç, delikanlı ama çok korkuyor. Köpek bu ya. Allah, canavar gibi parçalarlar 6 tane köpek. Üstadın arkasını saklayarak yerden taş toplamaya başlamış. Ne yapıyorsun Molla Hamid demiş. Üstadım, görmüyor musun? Ayı gibi köpekler geliyor, hani kocaman. Sus demiş. Köpeklerin gıybetini yapma. Allah Allah, şuna bak sen. Köpeğim bile gıybetini yaptım. Ayı gibi köpek dedirtmiyor yani. Tabii onlar havlayarak 5-6 tane köpek gelmişler. Böyle 8-10 metre kalınca üstad elini kaldırmış. Durun demiş. Allah Allah, köpekler zınk diye kala kalmışlar. Siz basınız yaptınız, hadi evlerinize gidin. Allah, kuyruğunu kıstırıp köpekler gerisin geri köye dönmüşler. Şuna bakar mısınız ya? Üstadım, biz elimizi kaldırırsak bizi parçalarlar. Biz tabanları yalayıp kaçarız. Sen elini kaldırınca durduruyorsun, biz durduramıyoruz ki yani. Ama en azından köpeğin gıybetini de yapmayız. Köpeklerin bol olduğu yerden de geçmeyiz ya, Allah Allah. Hem gıybetini yapmayız hem onlardan uzak dururuz. Şimdi makam-ı ispat. Kur'an-ı Azimüşşan fenalıklardan men etmek hususunda böyle çok yüksek veciz beyanlarla ifadelerde bulunduğu gibi ispat makamında da binler misallerinden mesela. Bu da okuyacağım. Rum suresinin 50. ayet-i kerimesi, 10. söz olan Haşr Risalesinin başında üstadın beyan ettiği ayet budur. Bunu tefsir ediyor gibi ama kendi ifadesiyle
yüzlerce Kur'an ayetten süzülmüş bazı katrelerdir diyor 13. Söz Risalesi, Haşr Risalesi. Bu ayet şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila atari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu lazim. Kısacık meali şöyle, onu da okuyalım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye kadirdir. Bu ayette haşri, yani insanların ölmüş çürümüş bedenlerinin yeniden dirilmesini ispat ve istibadı akıldan uzak görmeyi izali için öyle bir tarzda beyan eder ki fevkinde bu ayetin üstünde başka ispat olamaz. Şöyle ki 10. sözün 9. hakikatinde, demin okuduğum paragraf buydu, 22. sözün 6. lemasında ispat ve izah edildiği gibi her bahar mevsiminde ihya-i arz, dünyanın kıştan sonra bahardaki yeniden dirilmesi keyfiyetinde 300 bin tarzda haşrin, dirilişin numaralarını nihayet derecede girift birbirine karıştırdığı halde nihayet derecede intizam ve temyiz ayrım ile nazır beşire gösteriyor ki bunları böyle yapan zata haşir ve kıyamet ağır olamaz der ya. Her kıştan sonra baharda 300 bin nebatat ve hayvanat türlerinin katrilyonlarca fertlerini yeniden yaratan bir kudrete bir tek tür olan insan nevini yaratmak niye ağır gelsin? Bunu yapan onu da kolay yapar diye Cenab-ı Hak ayet lisanıyla ispat ediyor. Dünyada yaptığı bu harika icraatı örnek göstererek kıyamet sonrası bütün insanların diriltilmesini ona misal veriyor. Lokman suresinin 28. ayetinde de Cenab-ı Hakk'a insanların kıyametten sonra haşir sabahında hepsinin bir anda diriltilmesinin kolaylığını izah ederken مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْدِكُمْ اِلَّا كَنَفْسِمْ وَاهِدَ ferman ediyor. Yani sizin haşirde hepinizin diriltilmesi bir kişinin diriltilmesi kadar kudretime kolay gelir diyor. Allah'ın kudreti sonsuz ya. Sonsuz bir kudreti her şey kolay gelir. Sübhanallah. Ve böyle ispat ediyor. Hem zeminin sayfasında yüz binler enva'ı türleri beraber birbiri içinde kalemi kudretiyle, Allah kudret kalemiyle hatasız, kusursuz yazmak bir tek vahidi ahadin sikkesi imzası olduğundan, Allah'a özel bir imza olduğundan şu ayetle güneş gibi vahdaniyeti Allah'ın varlık ve birini ispat etmekle beraber güneşin tulu ve grubu gibi, güneşin doğup batması gibi kolay ve kati kıyamet ve haşri gösterir. Ya işte keyfe, yani nasıl anlamına gelen keyfe lafzındaki keyfiyet noktasında şu hakikati gösterdiği gibi çok surelerde tafsil ile daha da detaylı genişleterek zikreder. Yani nasıl ölümünden sonra dünyayı baharda yaratıyor? İşte Allah ölüleri de tıpkı onun gibi diriltecektir diye ispat ediyor davasını. Mesela Sure-i Gaf vel Kur'an-ül Mecid de ya öyle parlak ve güzel ve şirin ve yüksek bir beyanla haşri ispat eder ki baharın gelmesi gibi kati bir surette kanaat verir. Ya Kaf, şerefi pek yüce olan Kur'an'a yemin olsun diyerek insanların kıyamet sonrası kabirlerinden diriltilip kaldırılacaklarını
O ayette de haber veriyor Allah-u Teala. Ya Kur'an'da 2000'den fazla ayet-i kerime kıyametten, yeniden dirilişten, ahiretten, cennetten, cehennemden haber verdiği halde ve bunların da çok yüksek bir üslup, fesahat, belagat içinde ispatını, izahını yaptığı halde bu insanlar nasıl ahireti inkar eder? Akıl alacak gibi değil. Bugünkü bizim dersten de her cuma, cuma namazı kılıyoruz ya, orada da ifade ettim. Yani camiye gelen insanların belki 100 katı, 1000 katı, camiye gelmeyen nice insanlar kahvehaneleri, ondan sonra batakhaneleri dolduruyor. Sorsan Allah var mı? Var. Ahiret var mı? Var. Melekler, kitaplar, peygamberler, kader, her şey tamam. İnanıyor, inkar etmiyor. Ama bu insanlar camiyle, namazdan, cemaatten alakasız bir hayatı yaşadıklarına göre sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar. Ya sen hem var diyorsun hem yokmuş gibi hayat sürüyorsun. Bu namazsız, abdestsiz, kitapsız, kıblesiz, camisiz. Bu nasıl hayat ve nasıl Müslümanlık? İşte bu Müslümanlar gerçekten Müslüman, hem de mümin, inandığını da söylüyor. O zaman bu Müslümanların adı gafil Müslümanlardır, gafil. Yani bir insan uyurken dedim, orada ders yaparken, başına kurşun sıksan haberi olmaz. Değil mi? Öldürsen haberi olmaz. Kaynar su döksek haberi olmaz. Ne yaparsan yarı ölü gibi, değil mi? Ya bu Müslümanlar da, anlattığımız bu gafil Müslümanlar da yaşarken uyuyan insanlara benziyor. Yani üzerine 50 yorgan atılmış, altında horul horul uyuyan insandan farksız. Yaşarken ölü insanlar gibi yaşıyorlar. Namazdan, camiyle, cemaatten, ibadetten hiç alakaları yok. Nasıl müminlik, nasıl Müslümanlık bu? İşte Üstad Hazretleri bu durumu çok iyi bildiği için hastalığın teşhisini koymuş. Bu memleket insanının kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Yani iman zayıflığıdır. Ancak onu takviye ile sıhhat bulabilir diyor. Bu 6000 sayfalık Kur'an tefsirlerinin yazılımı sebebi de bu. Teşhisi koymuş, hastalık iman zayıflığı, Kur'an eczanesinden reçeteyi yazmış. Bu reçetenin adı da Risale-i Külliyat. Tedavi yolu burada, çözüm burada, çare burada. Çağın hastalığının en büyük ilacı işte bu. Yani bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs için bir an evvel bu aşı bulunması için nasıl çırpındı dünya, değil mi? Nihayet Çin'den başladı, Çinler buldu Sinovac diye bir şey. Herkes korkusundan Sinovac aşısı olmaya başladı. Derken BioNTech diye bir Alman aşısı Türkler bulmuş. 2 tane Türk bilim adamı. Hepimiz olduk vallahi, 3 tane, 3'er ayar eden ben de oldum yani. Ondan sonra Türkovak çıktı, tavsadı iş biraz da. Halbuki imansızlık denilen bu salgın hastalığın bu zamanda en tecrübe edilmiş aşısı Risale-i Nur külliyatıdır. Risale-i Nur tefsirleridir. Bundan daha tecrübe edilmiş, netice alınmış, başarılı olmuş başka bir ilaç yok, başka bir aşı yok. Öyleyse Rabbimiz bu ilaçlardan, bu derslerden, bu hakikatlerden hakkıyla istifade etmeyi, etrafımızdaki nice muhtaç gönüllerle bu hakikatleri şevkle paylaşmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın duasıyla bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olalım. Yarın akşam başka misaller geliyor arkasından inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.